İspanyollar Beykoz zeytin fidanı severler. Şu anda 21 Ağustos 2022 tarihinde İspanyollar Beykoz zeytin bahçemizdeyiz. Arkadaşlar ürünler şu anda ikinci yaşında olan saksılı ürünlerimiz. Bakın meyvelin bolluğunu da bakın. Ağacın boyuna da bakın. 1 metre, 1,5 metre boyunda fidanlarımız. Arkadaşlar, gıda kıtlığının paranızın olacağı ama gıdaya ulaşamayacağınız günler geliyor. Gıda kıtlığı gerçekten çok büyük bir sorun halinde başımıza geldiğimiz zaman eyvah neden biz böyle yapmadık diye düşünmeyin. Kaptan Tarım olarak arkadaşlar bütün videolarımda belirtmeye çalışıyorum. Lütfen bir karış toprağınız kalıncaya kadar dikim yapın. Bunların birinci sırasına başta olmak üzere zeytini yazıyoruz arkadaşlar. Zeytin ve zeytinyağı olmadığı zaman hayat yok. Gerçekten söylüyoruz bunu. Çünkü anne sütüne de en yakın besleyici değeri olan yağ, zeytinyağı arkadaşlar. Zeytinlerimiz şu anda çok güzel verimde. Özellikle bu İspanyol Arbequina zeytinlerimizi öneriyoruz sizlere arkadaşlar. Gerçekten süper, harika zeytin. Verimi çok yüksek. Bir gün gelecek. Yatlarınız, katlarınız, rezidanslarınız, arabalarınız, tonlarca belki altınız, kilolarca altınız olacak. Ama arkadaşlar onları yiyemeyeceksiniz. Gıda, gıda, gıda. Bu kesinlikle böyle. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporunda, Dünya Gıda Üretim Merkezlerinin de raporlarında aynı şekilde. Bütün hepsinde bunları görüyoruz. Araştırmalar yapılıyor. Hepsinde şöyle dedikleri şu. Zeytini olan ülkeler ayakta kalacak arkadaşlar. Zeytini olan ülkeler ayakta kalacak. Zeytini olan çiftçiler ayakta kalacak. Kuraklık ve kıtlık gelecek. Arkadaşlar örnek veriyorum. Ben elma yemesem, armut yemesem, muz yemesem, çilek yemesem yaşarım. Ama gerçekten söylüyoruz bakın zeytin ve zeytinyağı yoksa yaşam çok zor olacak arkadaşlar. Onun için zeytin dikmenizi öneriyorum. Bizden alın, başkasından alın. Hiç önemli değil arkadaşlar. Bunu ticaret için söylemiyorum. Zeytini olan insanlar gerçekten kazanç elde edecekler. Bu sene 80 ila 100 TL civarında hedefliyoruz. Şeylerin perakende satışlarını, zeytinyağlarının. Gerçekten getirisi de artık eskisi gibi değil. Düşük değil yani. İnsanlar zeytin dikeceğiz. Neden zeytin dikelim ki? Zaten bize fazla para getirmiyor diye düşünürlerdi. Ama şimdi söylüyorum sizlere zeytin gerçekten çok güzel para getirecek ve getirmeye devam edecek arkadaşlar. Artı kuraklığa en çok dayanıklı olan ürünlerimizin başında da zeytin geliyor arkadaşlar. İspanyol Arbequina zeytin 1,5'a 4 165 tane. 2'ye 4 dikerseniz de 125 adet dikebiliyorsunuz. Fazla dikim yapmakla kazancınız da böylelikle fazlalaşıyor. Bakımı çok az. Boyu 3-3,5 metrede kalıyor. Dikeldiğiniz yerden hasat yapabilme özelliğiniz var. İşte zeytinin başına çıktım, düştüm, kolumu bacağımı kırdım derdiniz yok. Yağ oranında bu sene biz 3,8 kilogramdan 1 litre zeytinyağı aldık arkadaşlar. 3,8'den 1 litre zeytinyağı aldık. Efendim zeytinleri küçük. Arkadaşlar biz de zaten yağlık diyoruz ama bugün Hatay'ın halhali zeytini de çok küçük ama çok lezzetli. Bunun da yağ oranı yüksek olduğu için lezzeti çok fazla. Onun için sofralıkta kullanabilirsiniz ama yağlık çok az kilogramdan yağlık çıktığı için yağlık daha çok tercih ediyoruz. Astik oranı 2,2-2,5 arasında çok çok güzel bir astik oranı var. Dünyada bilinen bir yağ. Bugün Papua Yeni Gine'ye git, rafta Arbequina zeytin var. İspanyol Arbequina zeytin var. Amerika'ya git, Almanya'ya git, İngiltere'ye git, Hollanda'ya git. İspanya zaten bunun ana vatanı. Gittiğin zaman orada kesinlikle İspanyol Arbequina zeytini biliyorlar, tanıyorlar, görüyorlar ve pazarı çok açık. Arkadaşlar ürünlerinizi de bize satabiliyorsunuz Kaptan Tarım olarak. Size acizane tavsiyem ne dikeyim diye bana sorduğunuz zaman zeytin olan bölgelerde birinci sırada zeytin dikin arkadaşlar. Açık ve net söylüyorum bakın zeytin. İleride bakın geleceksiniz gıda kıtlığı zamanında size bir daire fiyatına bir ton zeytin satacaksın, bir daire alacaksın. O kadar değerli olacak bu zeytin.